Arkadaşlar selamünaleyküm. Ben Ünal Turan. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Sivas'tayım. Daha doğrusu Sivas'ın bir ilçesi olan Kangal'dayım. Şu an yoldayım. Yola çıktım. Sivas'a doğru gidiyorum. Sivas'a gitmemdeki sebebi biraz sonra sizlerle paylaşacağım. Dursun Can burada ekip arkadaşım olarak. Videoyu editleyip ya da kısa kesip yükleyemeyeceği için ben buradan videoyu çekeceğim. Bu videoda seste problem yaşarsak, eğer bir sıkıntı, bir problem hissederseniz hakkınızı helal edin. Hepinizi seviyorum. Şimdi Kangal'dan daha yeni çıktım. Sivas'a neden gittiğimi söyleyeyim. Birincisi, arabayı 2 gün bekletiyorum, bu 7 kasayı. Şimdi hangi araba olduğunu dış çekime geçtiğim zaman göreceksiniz. Bu arabayı böyle 2 gün bıraktıktan sonra klima soğuğu çok geç üflüyor. Mesela nasıl söyleyeyim, belki 10 dakika sonra falan üflüyor, tam böyle soğuk gelmiyor. Yani bir türlü soğuk üflemiyor araba. Sonradan arabayı sıkıştırınca üflüyor. Bununla alakalı benim şahsi düşüncem, klima gazının az olması ve kompresörü devreye geçirmemesi olabilir. Bu benim şahsi düşüncem. Sivas'ta tanıdığım birkaç arkadaşım var. Fakat klima işi yapan bir arkadaşım olmadığı için arayı fikir alışverişi yapamadık. Bunun için İstanbul'da da hiç kimseyi rahatsız etmek istemedim. Çünkü benim tahmin ettiğim şey diye olduğuna inanıyorum. Fakat başka bir şey çıkarsa da bir onarım ya da bir çalışma yapıp düzelteceğiz. İkincisi, yine bu arabanın arka tarafında air var, ön tarafında yok. Yalnız arka tarafı yine 2-3 gün durduğunda, ama bak 2-3 gün durduğunda air salıyor kendini. Acaba orijinali mi böyle, yoksa benim arabamda bir kaçak bir problem mi var, o yüzden mi arka salıyor? Bu arada radar var, selektör yapıyorlar, teşekkürler. Acaba arkada kaçak mı var, yoksa bu arabanın orijinali mi böyle, onu da bakacağız. Ona da bir hani test yaptıracağım. Üçüncüsü büyük problem. Şimdi ellerim direksiyonda. Yalnız direksiyonu bıraktığımda şöyle düz yol, az bir düze geleyim. Bakın şimdi. Tam burası düz. Bakın. Bak, direksiyon titriyor. Bak. Tutayım şöyle bak. Görüyor musunuz? Tekim bu arada. Bakın. Bak. Şöyle bir daha. Bak. Bak, böyle bir titreme şekli yok ya bak. Aha. Bak. Görüyor musunuz? Böyle bir şey var mı ya? Titriyor. Bununla alakalı bir lastikçiye uğrayacağım yine Sivas'ta. Bir baktıracağım. Ben tamir ediyorum. Lastikleri bence yanlış taktılar. Yön farkı değil. Bunlarda lastik oturtmama olayı var. Yani lastik oturmadığı için lastiği bozmuş olabilir. Çünkü üstündeki lastikler yeni tarihli. İkincisi, ram filet lastik var, patlamayan lastik. Ondan dolayı bir sertlik var, ama sertlik böyle bir şey yapmaz. Arabada bir sertlik var. Evde o sertliği hissediyorum, ama onunla alakalı değil. Üçüncüsü, tel kırmış olabilir. Belki o da olabilir. Balon olmaz. Balon değildir. Balans olabilir, ama balans da 100'den sonra var. 120'de, 110'da var. Yüksek süratlerde arkanın balansı var. Ama bu en ufak devirde de böyle bir şey yapıyor. O yüzden bunu gidince ben videoyu çekeceğim. Sizler de benimle birlikte izlersiniz. Bugün günlerden Perşembe galiba. Bakmadım, ama bayramdan 4. günden bir sonraki gün, yani 5. gündeyim. Şimdi telefonu elime alayım. Şu güzel yerleri sizlerle bir paylaşayım. Buralar çok güzel çünkü. O zaman telefonu çevirmem lazım. Kapatıyorum. Bu videoda olumsuz olan yerler varsa, beğenmediğiniz yerler olsa idare edin artık. Telefondan çekiyoruz. Sizleri bilgilendirme amaçlı böyle video çekiyorum. Hepinizi de seviyorum. İlerleyen dakikalarda tekrar yoldan bir görüntü alırım. Sanayiden bir görüntü alırım. Güzel bir video olacağına inanıyorum. Kendimi çekiyorum. Hepinizi seviyorum. Kalın sağlıcakla. Evet arkadaşlar, yolculuğuma devam ediyorum. Şu an 120 km hızla. Şu an tatlı bir titreme var. Nasıl görünür bilmiyorum, ama evet işte ya. Ya rahatsız ediyor ya. Anlayacağınız. Bak. Bir de lastiğin havası minik, bilmiyorum. Bu araba hep sola gidiyor ya.
Bazen gidiyor bak. Bak sola, aşırı sola gidiyor. Bak bıraktım araba sola gidiyor. Lastiklerden de olabilir. Belki bak şimdi de gitmiyor. Bak şimdi de gitmiyor. Mesela bak bazen yönden olabilir. Ama iyi titriyor ya. Bak direksiyonu şöyle bırakayım. Bak. İşte problemim bu. Bu arabaya binenin de böyle bir şeyin olması insanı üzer, rahatsız eder. Ben de beni üzüp rahatsız etmemesi açısından bu problemi ortadan temelli kaldırmak için Sivas'a gidiyorum. Bulabilirsem devamlı kullandığım Tringle markasının lastiklerinden temin edeceğim ve onları kullanacağım. Ya da bulamazsam anlaşmalı oldukları bir firma varsa eğer Tringle'ın, oradan lastikleri tedarik edeceğim. Arabanın altına takacağız. Ondan sonra keyfimize bakacağız. Bu arabanın üstündeki lastikler çok kaliteli. Çok kaliteli lastiğin bozulması beni gerçekten çok şaşırttı. Bir de Tringle, kendi kullandığım devamlı bütün arabalarıma uyguladığım o lastiği deneyeceğim. Bakalım ikisi arasındaki konfor veya kullanış nasıl? Bunun da bilgisini sizlere gönül rahatlığıyla vicdanımla vereceğim. Hepinizi seviyorum. Şöyle güzergahım çok güzel, tertemiz. Cam biraz kirli. Biraz derken bayağı bir kirli. O da bak kaputa bakın. Buradan belli oluyor. Kapı komple toz. Toz olma sebebi de köylerde çok toz var. Buralar çok tozlu görüyorsunuz. O yüzden fazla yıkatamıyoruz arabayı. Sivas'a gittiğimde arabayı da bir güzel yıkatacağım. Hepinizi seviyorum. Tekrar bunu söylüyorum. Hoşçakalın. Şu güzelliğe bakar mısın ya? Bir tane yeşillik yok. Tam bizim buralarda ama çok güzel ya. Böyle dümdüz, havası çok güzel. Mis gibi. Sabah 6'da ayaktasın. Akşam 7, 8, 9, 10'da yatıyorsun. Şu güzelliğe bak. Yani camdaki şey olmasa mesela, lekeler, pislikler, dışarısı o kadar temiz, güzel ki anlatamam ya. Vallahi maşallah. Tabii herkesin memleketi kendine güzeldi. Bunları da ekleme yapıyorum videonun arasına. Şimdi eğer içimizde Sivaslı kardeşlerim varsa ya da bu yoldan memleketine seyahat edenler varsa görmesi açısından özlem gideriz çoktan. Ben de izlerim ilerleyen zamanlarda. Şöyle döver biçerler gidiyor. Yalnız ben de iyi çekiyorum ha. Valla maşallahım var. Arkadaşlar tekrardan merhabalar. Şu an geldim. Sivas'tayım. Şimdi konumu açtım. 4 Eylül sanayisi olarak konum gösteriyor. Konuma doğru hareket halindeyim. Olan sanki polismişim gibi. Demek ki herkes işini yapmalı aga. Ama ben de güzel anlatıyorum. Şu an hareket halindeyim. Gidiyorum. Şehir içi hız uygulamasına ben de ayak uyduruyorum. Şu an 82 kilometre otomobil hızı veriyor. Ben biraz daha yavaş gidiyorum yalnız. Çünkü herkes aynı şekilde gidiyor. Herkes herhalde bu işi sağlamcı olarak yapıyor. Herkes dikkat ediyor. Ben de dikkat ediyorum. Ufak ufak ilerliyoruz. Biraz sonra sanayide olacağım. O açıları da, o görüntüleri de sizlerle paylaşacağım. Hepinizi çok seviyorum. Nasıl bir adamım ya. Her dakika bak ağzım ezberlemiş sizi sevdiğimi ve yüreğime de hissettirmiş. Ben böyle de bir adamım. Hoşçakalın şimdilik. Görüşürüz. Evet arkadaşlar geldim şu an. 4 Eylül sanayideyim. Lastmax'tayım. Burası Sivas 4 Eylül sanayisi. Ustamızla birlikte lastiklere baktık. Ne haber abi, nasılsın? Teşekkürler. Selamünaleyküm. Lastikler problemliydi. Abi firma aracılığıyla lastikleri hemen temin etti. Zaten bu lastikleri burada satıyorsunuz. Tabii bölge bayisiyiz biz bunun. Evet. 14 janttan 22 janta kadar mevcut. Burada lastik değil mi? Arkası. Evet. Hazırda bulabilirsiniz. Çok güzel. 2.75, 40, 19 arkalar. 2.45, 45, 19 önler. Bunlar bizim fabrika ayarlarımız, fabrika tabii, değerlerimiz. Tabii. Aslında üstündeki marka da güzel. Ben yine markayı söylemek istemiyorum yani. Ama üstündeki marka da yine dünya çapında bilinen bir marka ama demek ki isim yapmış ama lastik yapamamış. Aynen, çünkü aynen. Ben gelirken burada videosunu çektim. Çok hoş bir görüntü bu yoktu. 10. beyana. Sizle beraber. Ha, burada oluyor, yeni taktığınız tabii. Mı? Tabii. İnan taktığımız 10 numara memnun yani. Değil böyle mi? Böyle bir lastik yani
Peki senin tam Sivaslı olman. Şıkır şıkır. Abi bunları arabamızın üstüne uygulayalım. Takalım. Hemen. Balansını güzel yapalım. Tabii. Ondan sonra ben köyüme geri döneyim ya. Üstündekiler benim biraz huzurumu kaçırdı biliyor musun? Bu arada Trimdil ailesine tekrardan çok teşekkür ederim. Ben her zaman söylüyordum. Özellikle patronumuz Tunç Bey'e. Evet, buradan kendilerine yani teşekkürler. Bu güzel çabaları için teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir lastik. Bak, lastik hem uygun fiyatı, hem istediğim bütün ebatlar mevcut, hem de Türkiye pazarında her yerde var. 315'i bile stoklarda var. Ne İçeride diyorsun bakabiliriz. Allah Allah. O da güzelmiş. Aslında bir karar değişikliğiydi. 315 mi yapsak? Abi teşekkür ederim. Size kolay gelsin. Ben şöyle Tringle ailesine tekrardan teşekkür ederim. Tringle insanı hayatta yolda bırakmaz. Nerede kalırsan kal, hangi ebatta olursa olsun istediğin her yerde kolaylıkla bulabilirsiniz. Şimdi uygulamamızı yapalım. Arkadaşlar lastiğimizin üstüne, jantımızın üstüne geçirelim, değiştirelim. Ondan sonra yeni halini tekrardan çekeceğim. Abicim kolay gelsin. Cansın. Eyvallah. Arkadaşlar öncelikle selamünaleyküm. Sivas'tayım. 4 Eylül Sanayi Sitesi'nde Lastmax'tayım. Arabamın üstündeki lastiklerde problem vardı. Bununla alakalı bir de YouTube'da video çektim. Beğenmedim lastikleri. Hem çok sert hem de direksiyonu falan titretiyordu. Sonra tabii can kurtaran Tringle'ı hemen çözdüm. Her yerde var ya, Allah razı olsun. Ya bizlere bu imkanı sundukları için Tringle ailesine de teşekkür ederim. Lastiklerimizi bulduk. Önde 2, arkada 2, 4 tane sıfırlıyoruz. Buna çok da güzel video çekiyorum. Tringle ailesine de tekrardan teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Şimdi bunlar hem yumuşak hem gönül rahatlığıyla kullanabilecek lastikler. Arkadaşlar selamünaleyküm. Herkese merhabalar. Sivas 4 Eylül Sanayi Sitesi'ndeyim, Lastmax'ta. Arabamın lastikleri gayet güzel, temiz, iyiydi. Fakat çok sertti ve direksiyonda titreme vardı. Bununla alakalı videoyu da çektim. Tringle ailesine telefon açtım. O güzel şirkete. Zaten biliyorsun uzun zamandır Tringle'la çalışıyorum. Hemen dedi Lastmax bizim Sivas bölge bayimiz. Buraya ulaştım. 4 tane lastiğimi şimdi söküyoruz ön arka. Bunlar ön ebatlarım. Şimdi lastiklerimi değiştireceğim. Ya hem güzel, hem yumuşak, hem çok kullanışlı bu lastikler. Gönül rahatlığıyla ben kullanıyorum. Size de gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum. Bununla alakalı çok da güzel bir YouTube videosu çekiyorum. İzlerseniz Tringle ailesine öncelikle teşekkür ediyorum. Sonra Lastmax'a teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sağ olun. Vay be baba, şıkır şıkır. Kalitenin tek adresi. Çılgın ya. Kalitenin tek adresi. Peki eğlenceli bir video çekmiyor muyuz şu an? Çekelim baba. Değil mi? Kolay gelsin kanki. Tamam abi. Nasıl bir duygun? Çok güzel bir duygun. Çalışmak değil mi? Çalışmak. Anans. Dördünü de sıfırladık. Bu da 2.45, 45.19. Fabrikasyon ayarları. Ölçüler de aynı şekilde. Şöyle.
Hayırlı olsun. Sağ ol abiciğim. Eline koluna sağlık. Çok teşekkür ederim. Güle güle kullan. Hiç uğraştırmadı, farkında mısın? 10 dakika sürdü ya. Neden böyle sürdü? Kalite olduğundan. Değil mi? Hiç uğraştırmıyor. Hiç uğraştırmıyor. Ne kadar az balans? 15 balans. Yani, 10 balans. 10, 15. Ya bunda 80 balans vardı, biliyor musun? Bazı arkalarda 100 küsür. He, önceki işte çıkanları diyorum. 80, 90 gözümle gördüm ya. O neydi ya? İnsanın psikolojisi bozuluyordu ya. Şimdi arkada 15, 10 balans. İnsan mutlu. 15'e 5. 15'e 5 ne demek? Hiçbir şey. Yok. Yok bile, değil mi? Gerekirse yani öylece tak. Yani yolda patlasa yani. Böyle direkt tak oluyor. Aynen. Son lastiği de sıkıyoruz. Ben buradan sonra Sivas'tan ayrılıyorum abi. Çok teşekkür ederim. Eline koluna sağlık. Sivas her zaman sizler gurur duyuyor. Allah razı olsun. Evrenin çevreni gelin. Başka bir yerde lastik işi oldu mu üzülürüz. Bize ulaşın diyorsun. Kaliteyi diyorsun, uzaklarda aramayalım. Abi çok memnun Sivas'ın oldum. Sivas'ın yükselen ses. Ahmet Ünsal Otomotiv. Eyvallah abicim. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Hayırlı işlerin olsun. Ünal sağ Bey. Ol canım abi. Her zaman bekleriz. Hadi hoşça kalın. Sağ görüşürüz. Sağ ol. Geldik klimanı, şimdi gazın ustalarımız dolduruyor. Gelin bakayım. Şimdi Semih gel lan yanıma. Sen yanıma gel. Şimdi ne yapıyor bunlar? Arabayı gösterecek. Ne var bu arabada? Dur dur. Bir dakika, önce bir anlatın, arabada ne var? Evet, şöyle karşıma geçin. Ya öyle bir şey yok. Hadi anlatın bakayım. Şimdi ne var bu arabada? Evet. Star soplu. Orijinalde ışığı yok. Boyası yok. Boyası da mı yok? Yok, aynen. Orijinal. Tavanda şey var. Boya. Az bir şey. Şeffaf ya, usta. İsim neydi? Halil İbrahim. Senin Semih. Semih değil mi? Aynen. Sen benim kankamsın Semih. Semih de tam usta maşallah. Senin ismin Muhammed ne? Muhammed Emin abi. Muhammed Gözlem'e ne oldu? Doğumlu kesim. Doğumlu kesim, yani geçmiş olsun. Ama geçiyor zamanla, biliyorum aynen, değil mi? Evet. Büyüklü küçüldü mü? Şöyle yuvarlaktı komple. Daha da geçer. İki aynen. Seneye hiçbir şey kalmaz. İnşallah. Şimdi bunun kim yaptı onu? Benim ağabeyim var. Ne diye? Senin geldiğin zaman tatlı alacağım. Eyvallah. Geliyorum. Hadi bir yapın bakayım nasıl olacak. Yalnız arabanın kapıları boyasız ha, astarı çıkmış hatta. Boşalıyoruz. Dur şöyle geri. Hani? Bir daha bas. Basma benim. Ne oldu kanka? Bir dakika çalışayım. Vay. Ama ben olsam biraz cikleyi çekerim. Cikleyi çek ki. Bak içi dur şimdi. Heh. Şimdi bas. Şimdi cikle yaz, ayar verelim. Öğreneceğiz artık bunları. Bas. Ben ayarladım, ayarladım. Tamam mı? Tamam. Oldu değil mi? Aynen. Dur cikle yaz daha çekeyim bir dakika. Yalnız cikle çalışmıyor. Oğlum camı az daha... Oğlum bu... Ayarı biraz kısıktı. Dur dur. Sen bak abi. Egzozda mı var? O kapağını açmadık. Aç hele mi? Açmadım. Neyi yapmışlar falan? Valla bunlar... Bak bak bak. Valla abi her şey var. Abi. Ya bunlar fırtına ya. İnsanın böyle elemanı olsun var ya. Semih direksiyona geç. Vitese takma. Gevşettin mi lan? Orada ne var? Ne yaptın sen? Egzoz yaptın abi. Vanalı. Vanalı. Sivas işi ha? Bununla bir atılmamız lazım. Oo. Bakayım. He. Ya oğlum. Lan bu vanalı mı lan? Tamam Semih baba. Vallahi sen çözmüşsün bu işi ha. Sürebiliyor musun? He? Amcanlar kızar mı? Yok la, ben buradaki kim sanıyorum? Bir şey olursa biz arabayı sana hediye alır. Ayıp ediyorum. Baba geç şöyle. Bu egzozu nerede açıyorsunuz? Ana yolda bazen fark etmiyor. Duruyorsunuz. Söküyorsunuz.
Şöyle karşıya geçin, sizle muhabbet edeceğim. Habersiz. Ne varsa burada var. Şimdi bu arabayı hiç kaçırıyor musunuz? Ya kaçıracaktım da kaçıramadım. Niye? Kendi oldukları sürece kaçıramadım. Cuma'ya gidiyorlar mı? Yok. Gitmiyor. Cuma'ya gidiyor. He. Bir de çok hızlı kılıyor. Bir de çok hızlı kaç. Ben balayı içinde yok. Bak ben bunları bir yere göndereyim, tamam mı? Beni dinleyin, bunları bir yere göndereyim, bu arabayı kaçırak. Olur. Tamam, olur. Vallahi olur. Kankilerim, şimdi benim YouTube kanalım var, tamam mı? Biliyoruz abi. Ha, takip bu edin. Videoyu oraya atacağım. Sürekli izliyorum videolarını. Sizi kendiniz izleyeceksin. İnstagram'da da göreyim, hikaye falan. Tamam. Peki, hepiniz Sivaslı mısınız? Yerlisik. Yerlisik. Sivaslı olmak, Sivaslı olmak nasıl bir duygu? Güzel. Güzel, çok güzel. Sivaslı olmasanız nasıl, ne olurdunuz? Pişman olurduk. Malamat olurduk. Aynen öyle. Değil mi? Perişan olurduk. Aynen öyle. Her şey olabilirdi. Ektik men. Özlerim. Olmazsa olmaz. Sivas'ın yerlisine ne diyorlar biliyor musun? Evet. Ne diyorlar Sivas'ın yerlisine? Sivas'ın yerlisine? Memleketin yerlisi, milletin de bir efendisi. Ne diyorlar? Memleketin yerlisi. Sen söyle ne diyor? Koşa. Koşa? Ne demek? Kötü bir şey mi, iyi bir şey mi? Yok, iyi bir şey. İyi bir şey. İyi bir şey. Yerlisi işte, orijinali. Çift tırnak. Çift tırnak, kuyruk simit, döşü büyük. Kangal sarma. Kankalar, siz izleyen arkadaşlar için bir şey söylemek ister misiniz? Melih'e selam söylüyorum. Hem Melih'e hepsine selam. Hepsine. Biraz daha böyle özverili çalışsanız ileride istediğiniz arabayı alabilirsiniz. İnşallah. Ama bunun için tek yapmanız gereken çalışmak. Unutmuyoruz, tamam mı? Öpüyorum sizi. Kankayız. Kendinizi izleyin. Bunun altına yorum yapın. Sizi bulacağım. Tamam. Tamam, hadi öpüyorum sizi. Evet, şu an yıkamadayız. Ustamız kapının girişinde seni gördüm. Onu bir durdur. Ne dedin az önce? Bir ilk beni görünce ne dedin? Şaşırdım. Yok dedin ya, sen varken ben arabayı yıkamam. Sen varken biz arabayı yıkamak işler mi? Yok yani. Reis cansın. Allah razı olsun. Ellerinden öper. Ben seni böyle ufak ufak bir çekeyim. Tamam. Kendime video yapıyorum be. Nasılsın? İyiyim kardeşim, sen nasılsın? Allah razı olsun. Bugün daha yakışıklısın. Teşekkür ederim, senin kadar olamasak da. Evet, estağfurullah reis. Evet, arabamız yıkanıyor. Ustamız arabayı siliyor. Ustacığım kolay gelsin. İşte yalnız, yalnız o kaputa ne sürdüysen kaputta kendimi göreyim, bakayım. Vallahi kendimi görüyorum ha. Hiçbir şey yapmadın ha, helal olsun sana. O ilaç neydi bilmiyorum da gayet güzeldi. Bu arada bu videoyu burada sonlandırıyorum. Videonun sonunu görmeyeceğiz. O yüzden eline sağlık ustam. Çok teşekkür ederim. O zaman son lafı ben söyledim. Senin gibi bir adamın yanında da arabayı yıkamamız yanlış. Ya sen baba adamsın. Görüşürüz. Sağ ol reisim. Cansın. Allah seni var etsin. Şunu bana çevirir misin? Şöyle karşıya otur sandalyeye. Evet. Direkt beni alıyor mu? Evet. Arkadaşlar zahmet edip videomu izlediniz. Biliyorsunuz ekipmanlar ve ekip arkadaşlarım yanımda olmadığı için kendi telefonumdan kendim bir şeyler yapmaya çalıştım. Hakkınızı helal edin. Hepinizi seviyorum. Kalın sağlıcakla. Eğer bu tarz böyle gittiğim yerlerde kendim, yani benim video çekmemi istiyorsanız bunu da aşağı yorum olarak belirtin. Ben de elimden gelince video çekeyim. Hepinizi seviyorum. Kalın sağlıcakla. Ben gidiyorum bu arada. Çok güzel yapmışsınız arabayı. Elinize sağlık. Sizi seneler sonra belki bir daha görüşürüz. İnşallah. Tamam mı? Video akşam benim kanalımda. İzlersiniz inşallah. Altına ne yazacaksınız? Kardeşler. Hadi güle güle. Görüşürüz.